Demek Sultan hala dinlenmedi Tumar ha? O ulak bu obadan bu haberle Sultan Alaaddin'e giderse ahaliyi zapt edemeyiz. Mani olmalısınız. Şimdilik mani olduk diyelim. Ya sonrası? Halime demek ki Ertuğrul'la gizli gizli görüşürmüş. Ertuğrul'un bu obadaki en yakınlarına diz çöktürmeliyiz. Peki başka kim var? Deli Demir. Lakin hadise büyürse Gümüştekin. Hadise büyümeden halledeceğiz. Nasıl? Mesele Ertuğrul'u kapana sıkıştırmak değil mi? Evet. Madem öyle, biz de Deli Demir ve Halime'yi kafese alırız. O vakit obada kıyamet kopar ağabey. Babam buna karşı çıkar. Baban oba dışındaki sürülere bakmaya gitti. Mesele onları kafese almak değil. Ertuğrul gelip teslim olmazsa sevdiklerinin ne hale geleceğini bilmesidir. O devlet katında katildir. Onları alırken hadise çıkmaması için Hayme ve Gündoğdu'yu oyalamak gerektir. Dediğim gibi mesele onları kafese atmak değil, diken üstünde tutmaktır. Onları devletin adamını öldüren bir katille işbirliği halinde olduğunu göstermektir. Hayme ve Gündoğdu'yu oyalama işini bana ve Gonca Gül'e bırakın. Bak evlat, ne vakit ahali yiğidine sahip çıkmaz, o vakit ahalinin dağıldığı gündür. Ne vakit beyleri yiğidini yalnız kor, o vakit başların ayak, ayakların baş olduğu gündür. Ne vakit bu gidişi görüp ses etmeyeler, hakkı savunmayanlar, işte o vakit dilsiz şeytanın günüdür. Buyurun yiğitler. Hayırdır? Bizimle geleceksin Deli Demir. Gümüştekin Bey'im seni sorgulayacaktır. Ne sorgusuymuş? Katile yardım etmekten. Bana bak delikanlı. Ertuğrul Bey benim yaşayan tek evladımdır. Sanki sen ondan azılı bir katil, devletine ihanet etmiş bir hain gibi konuşursun. Ben emir kuluyum beyim. Şimdi düş önüme. Hayırdır, ne istersiniz? Bizimle geleceksiniz Halime Sultan. Gümüştekin Bey'in emri vardır.
gidelim. Maşallah, maşallah. Hoş geldiniz Sayma Hanım, şeref verdiniz. Pek güzelmişsin. Allah yarine bağışlasın. Allah bir ömür mutlu etsin inşallah. Amin. Hayma Ana! Hayma Ana! Allah kahretsin. Hayırdır Dumru? Gümüştekin Bey. Dildemir ile Halime Sultan'ı aldılar. Ne demek aldılar? Senin abin ne işler çevirir böyle? Ha? Bu ne densizliktir? Benim abim adaletsiz bir iş yapmaz. Meselenin aslını öğrenmeden köpürme istersen. İnşallah söylediğin doğrudur. Eğer değilse bu obada baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmaz. Dumrul, Alplere söyle. Kafes çadırın önüne gidiyoruz. Baş üstüne. Halime Sultan'ı bırakın. Size bırakın dedim. Gümüştekin Bey'in emri vardır. Bırakamayız. Size bırakın dedim. Yoksa senin kanını kılıcıma şerbet eylerim. Hayırdır Hayma Hatun? Sen de oğlun gibi devletine baş mı kaldırırsın? Zalimlere baş kaldırmak bizim kanımızda vardır Gümüştekin. Hainlere diz çöktürmek de bizim kanımızda vardır Hayma Hatun. Neler oluyor burada? İndirin kılıçlarınızı. İndirin! İndirin! Birbirimize kılıç çekmenin sonuçlarının ne olabileceğini hiç düşünmez misiniz? İndirin! Hayme! Ne oluyor burada? Gümüştekin Deli Demir'i kafesi çadıra atmış. Yetmemiş ki gelinim Halime Sultan'ı da atmak ister. Ne demek bu Gümüştekin?